Merhaba arkadaşlar. Malum haliniz ülkemizde bir süredir bir kaos devam ediyor. Ülkede bir yönetim kaosu var. Adliye içerisinde insanlar birbirlerini fişliyor, birbirlerinin aleyhinde dolaplar çeviriyor. Bir kutup diğer bir kutbu yok etmeye gayret ediyor. Bir taraftan da adliyede tarifeli davalar uygulayıp insanları beraat edip ettirip salıveriyorlar. Sevgili arkadaşlar, diğer tarafta İçişleri Bakanlığı emniyetle eski İçişleri Bakanı, yeni İçişleri Bakanı ile kargaşa içerisinde kavga ediyor. Ve birbirlerine hem laf sokuyorlar hem birbirlerinin kadrolarını yok etmeye gayret ediyorlar. Ülkede evet bir yönetim kaosu var. Bu yönetim kaosunun temel sebebi Erdoğan. Çünkü Erdoğan ülkeyi idare etmeye gayret etse de gücü artık yetmiyor, yönetemiyor. Bunun sebeplerini inşallah ben size sıralamaya gayret edeceğim. Fakat şununla başlamak istiyorum. Sağlık durumu malum haliniz son 10 yıldır devamlı geriye gidiyor. Devamlı geriye giden sağlık durumu içerisinde Erdoğan her geçen gün sağlığını daha üst seviyede kaybederek yürümeye gayret ediyor. Ayaklarını sürüyor, yürüyemiyor, dik duramıyor. Zannediyorum ilaçlarla ayakta tutuluyor. Hepimiz bir kolon kanseri yaşadığını biliyoruz. Bununla beraber geçtiğimiz günlerde bir ameliyat yaşadığı ve prostatla ilgili sorunlarının giderildiği yazıldı, çizildi. Fakat Sait Sefa'nın ifadelerine göre daha büyük bir ekiple daha büyük bir ameliyata hazırlanıyor. Kolon kanseriyle alakalı olan bu problem bütün vücuda metastaz olması, yayılması sebebiyle bunun önüne geçilmek arzu ediliyor. Sevgili arkadaşlar, diyeceksiniz ki yahu biz yıllardır Erdoğan'ın öldüğünü, öleceğini, gittiğini, gideceğini vesaire falan duyuyoruz. Ama bu adam ölmüyor. Arkadaşlar, kimsenin sağlığıyla alıp veremediğimiz yok. Allah herkese şifa versin. Fakat Erdoğan ülkeyi yönetiyor. Amerika'da siz başkanın sağlığıyla alakalı her şeyi internette ufacık bir search yapsanız görebilir, anlayabilir ve ona göre tavrınızı alabilirsiniz. Kamuya mal olmuş insanların sağlık durumlarının muhakkak kamuya arz edilmesi gerekiyor. Hele hele maddi manevi sağlıklarında bir çöküş varsa bunun muhakkak surette belirlenmesi, belirtilmesi ve insanların ona göre tavrının alınabilmesi için bir çalışma yapılabilmesi gerekiyor. Onun için niçin Erdoğan'ın sağlığını konuşuyorsunuz demeyiniz. Tutukluk yapan, dinlediğini anlamayan, sorulan sorulara cevap veremeyen, okuduğu zaman doğru şeyler kendine göre söyleyip metnin dışında bir şeyler söylemeye gayret ettiğinde, özür diliyorum, saçmalayan bir insanla karşı karşıyayız. Erdoğan'ın psikolojisi de bu durumu artık kaldırmıyor. Sevgili arkadaşlar, sağlık durumunu bu şekilde işaretledikten sonra arzu ederseniz aldığım notları sizlerle şöyle kısaca paylaşmaya gayret edeyim. Evet, Erdoğan zeki, kurnaz, şeytani bir siyasi akla sahip. Fakat Erdoğan akıllı değil. Eğer akıllı olsaydı hak yolda yürürdü, hakkın istediğini yapmaya gayret ederdi. Erdoğan hakkın değil, halkın değil, kendi nefsinin istediğini, kendi güç, iktidar, rant arzusunun kendisine fısıldadığını, emrettiğini yapıyor. O arzu, istek ve hırslarının peşinde koşuyor. Dolayısıyla bize ve ülkeye değil, kendisine fayda sağlamaya gayret ediyor. Sevgili arkadaşlar, her şeyden evvel aldığım notlarda şunu sizinle paylaşmak istiyorum. Erdoğan ve ortakları 1. Türkiye'deki bütün sistemi yıktılar. Türkiye'de bir devlet sistemi, bir devlet sistematiği kalmadı. Her şey birbirine girdi. Yürütme, yargı, yasama yok edildi. Her şey Erdoğan'a bağlandı. Önünde binlerce, belki
On binlerce dosya imzalanmak için bekliyor. Erdoğan'ın imzalamaya dahi gücü yetmiyor. Fakat her şeyi kendisi yönetmek istiyor. Büyük bir yanlış. Ve bu da gerçekten bir yönetim kaosu ortaya çıkarıyor. Bununla beraber arkadaşlar Erdoğan el ele verdiği Atatürkçü Kemalist yapıyla Erdoğanistleri beraber yürütmeye gayret ederken herkes kendine ve isteğine ait olanı yapabilmeye, yapmaya, elde etmeye gayret ediyor. Arkadaşlar Erdoğan ikinci olarak kendi gücünü kontrol edemiyor. O kadar gücü üzerine aldı, o kadar güçlü hale geldi ki kendisini kontrol etmekten aciz kaldı. En büyük zararı bizzatihi kendisi kendisine veriyor. Yaptıklarıyla kendisini hem halk nezdinde hem de en önemlisi hak nezdinde mahkum ediyor. Ve üçüncü olarak sevgili arkadaşlar, Erdoğan şahsi kapasitesi zaten ülke yönetmeye yeterli olmayan bir insan. Malum haliniz bir üniversite bitirememiş, bir diploma alamamış. Buna rağmen cumhurbaşkanlığını gasp etmiş bu insan. Kendi kapasitesini aşamıyor. Kapasitesi cebiyle, kapasitesi kasasıyla, kapasitesi kendi masasıyla ancak idare edebilecek çapta ve ancak onlarla idare edebiliyor, onları idare edebiliyor. Zaten onlardan başka bir şey de düşünmüyor. Evet arkadaşlar, Erdoğan ülkeyi değil, hep kendisini düşünüyor. Ve arkadaşlar dördüncü olarak kadrosu ve ortakları da yetersiz. Ergenekonikler, Kemalist Atatürkçüler ve Erdoğan'ın ülkeyi yönetmek için getirmiş olduğu Erdoğanistler maalesef liyakatsiz insanlar. Bunlar değişik güç dengeleriyle, değişik rant dengeleriyle makam elde etmiş, o makamlarda bulunmuş ve o makamlarla kendilerini beslemeye gayret eden, ülkeyi yönetmek gibi bir derdi olmayan, kapasitesiz, şahsiyetsiz, yetersiz, yersiz insanlar. Bunu her yerden check edebilir, her yerden görebilirsiniz. Dolayısıyla evet ülkeyi maalesef sıfırın altına doğru indirmeye devam ediyorlar. Ülkenin bütün göstergeleri uluslararası ölçümlerde 150'li rakamların altına girmiş, altına inmiş durumda. Yani ekonomide ilk 20 sıradayken 25'lere düşmüşsünüz. G20 içerisinden 25'lere doğru gerilemişsiniz. Hukuk endeksinde 200 ülke arasında 150'lerin altına düşmüşsünüz. Eğitim, öğretim ve benzeri endekslerde 150'lerin altına düşmüşsünüz. Hak, hukuk, adalet meselesinde 150'lerin altına düşmüşsünüz. Arkadaşlar mesela insan hakları, basın özgürlüğü ve benzeri meselelerde de yine 200 ülke arasında 150'li rakamların altına doğru hızla gidiyorsunuz. Ülke batıyor, bitiyor, yanıyor. Kemalistler, Erdoğanistler seyrediyor. Onlar kendi güç, iktidar, rant ve beslemelerine bakıyorlar. Yine sevgili arkadaşlar bir beşinci olarak odaklanma problemi yaşıyorlar ülkeyi yönetme adına. Kendilerine odaklandıklarından milletin derdine, ekonomiye, eğitim öğretime, insan haklarına, hak hukuk mücadelesine ve yokluğa, yoksulluğa odaklanamıyorlar. Kendilerinden başka hiçbir şeyi çünkü göremiyorlar. Görmeleri de mümkün değil, göremeyecekler. Çünkü kendini görenin gözü başkalarına kördür. Kendini isteyenin, bilenin, kendine değer verenin gözü başkalarını istemekte, bilmekte, onlara da değer vermekte kesinlikle kördür, veremezler arkadaşlar. Ve bu yine ülkeyi perişaniyete, çok özür dilerim, bir lağım çukuruna doğru çekiyor. Herkes kendi emellerine hizmet ediyor altıncı olarak. Bakıyorsunuz Soylu kendi emellerine hizmet etmekle meşgul. Akar kendi emellerine hizmet etmekle meşgul. Fidan kendi emelleri peşinden koşuyor. Ali Yerlikaya bir tarafta, Yılmaz Tunç bir tarafta, herkes kendisi için yaşıyor.
Halbuki ideal birlikteliği içerisindeki insanlar ülkeye hizmet edebilirler ve ideal sahibi olmalılar. Erdoğanizm bir ideal değildir. Erdoğanizm idealist bir sistem değildir. Erdoğanizmin bir omurgası yoktur. Erdoğanizm omurgasız, sadece ülkeyi sömürmeye gayret eden, yine özür diliyorum, sülükler birliğidir. Parazitler birliğidir. Hal böyle olunca kendilerini görüyor, kendilerine bakıyor ve kendileri için yaşıyorlar. Siz umurlarında değilsiniz. Benzin fiyatları artmış. Yiyecek içecek insanlar evlerine götürememişler. Tencere kazan kaynamıyor. Onların derdi değil. Onlar 3 maaşla, 5 maaşla, 10 maaşla hayatlarını idame ettiriyor. Ve sevgili arkadaşlar, suç kısır döngüsüne girmiş durumdalar. 7. Öyle bir suç döngüsüne girmiş durumdalar ki, yurt içerisinde işledikleri suçlar, yurt dışında işledikleri suçları, uluslararası suçları besliyor, tetikliyor, birbirine sebebiyet veriyor ve bu suç kısır döngüsünden asla kurtulamıyorlar. Erdoğanizm ve Erdoğanistler, Erdoğan o kadar midesini haramla, yalanla, talanla doldurmuş durumdaki herkese, her şeye mahkumlar. Yurt dışından baktığınız zaman Erdoğan'a malından, menalinden ötürü şantaj yapıp istediklerini alıyorlar. Erdoğanistlere şantaj yapıp istediklerini alıyorlar. Ülke mafyalarla, uluslararası ulusal çetelerle, ülke baronlarla yönetiliyor. Uyuşturucu baronları, kara para aklayanlar ve arkadaşlar birbirlerini vurup, kıran, sövüp duranlar. Güvenlik diye bir şey kalmamış durumda. Erdoğan bu suç kısır döngüsü içerisinde dengeleri gözetmeye, suçlu insanlarla çalışmaya, suçlarla onları beslemeye, suçlarıyla tehdit etmeye, suçlarıyla yürümeye gayret ediyor. Ve en önemlisi hepsi birbirinin kuyusunu kazıyor. Sevgili arkadaşlar, bir sekizinci olarak Erdoğan bütün bu suç kısır döngüsü içerisinde batılılara gebe. Çünkü batılılar her şeyi biliyor, istihbaratlarıyla her şeyleri takip ediyor ve Erdoğan da bunu biliyor. Onun için şunu söylemişti, büyük devletler dinler, büyük devletler dinleyebilirler, bilirler, evet her şeyi biliyorlar ve yaptıkları şantajlarla Erdoğan'dan istedikleri her şeyi alıyorlar. Sizin aleyhinize, milletinizin aleyhinize, ümmetin aleyhine, devletin aleyhine, Anadolu'nun, Anadolu halklarının aleyhine kullanıyorlar. Erdoğan kullanışlı bir aparattan ileri artık gidemiyor. Gitmesi de mümkün değil. Onun için Trump çok rahat aptal olma diyebiliyor. Putin kapısında saatlerce bekletiyor. Biden asla muhatap alıp kendisiyle telefonla dahi neredeyse görüşmüyor. Adam yerine koymuyorlar. İşte Hamas, İsrail çatışmasında ne Türkiye'yi, ne Erdoğan'ı, ne bölgenin en önemli devleti olan ülkemizi nazarı itibare almadılar. Kesinlikle muhatap etmediler kendilerine ve yollarına devam ettiler. Ama Erdoğan'a dilediklerini her an, her yerde, her şekilde yaptırdılar. Bakmayın höykürmesine, bakmayın kendince haykırmasına, batılılara gebe ve batılılar söke söke istediklerini alıyorlar. Bununla beraber dokuzuncu olarak Erdoğan'a karşı yurt içinde uyanan bir direnç var. Son seçimde diyeceksiniz ki yine aldı. Hangi dirençten bahsediyorsunuz? Çalma, çırpma, ayak oyunları, yani muhalefetin birbirlerini topuklarından vurmaları ve muhalefetin içerisine düştükleri acziyet karşısında %50 oyu çaldı geçti. Ama arkadaşlar unutmayın, diğer tarafta %50'nin üzerinde %60'a yakın Erdoğan'a karşı uyanan bir sosyal muhalefet, Erdoğan'a karşı uyanan bir ekonomik muhalefet, Erdoğan'a karşı devamlı büyüyen sosyoekonomik, kültürel muhalefet toplumsal olarak varlığını artıra artıra Erdoğanizmi tehdit ediyor.
Toplumsal muhalefet evet artıyor, büyüyor ve Erdoğan bunu gördüğünden ötürü ürküyor, korkuyor, çekiniyor, elinden geleni yapmaya gayret ediyor. Yeni anayasa istek, arzu ve çalışmalarıyla kendi yerini sağlama almaya, anayasal olarak ölene kadar o makamda kalmaya gayret ediyor. Yargılanmaktan korkuyor. Toplumsal muhalefet bir gün bir kaşık suda Erdoğan'ı boğabilir. Yeni geziler, gezi kareler ortaya çıkabilir. Bunu biliyor ve bu ürküntüyle, bu korku ile devamlı surette yaşıyor. Başta söylediğim gibi hastalıkları var 11 ve bu hastalıkları aşamıyor. Her ne kadar sarayın altına bir hastane yapsalar da, gittikleri yere tırlarla değişik cihazlar taşınsa da, uçaklarla kargo ile oraya buraya götürülse de Erdoğan biraz temelce söyleyeyim dikine duramıyor. Evet Erdoğan dikine duramıyor, yıkılmak üzere. Maddi, manevi, sağlık ve psikolojisi bozulmuş durumda. Bunu lütfen tekrar şunu belirteyim. Yahu niye söyleyip duruyorsunuz demeyin. Sevgili arkadaşlar, kamu önündeki, kamuyu idare eden insanların bütün sağlık durumu sizler tarafından bilinmesi gerekiyor. Erdoğan gidiyor arkadaşlar. Türkiye'deki tabirle de ifade etmiş olayım. Evet Abbas yolcu. Bugün olmasa yarın yolcu, yarın olmasa öbürsü gün yolcu. Ve Erdoğanizm diye bir şey de kalmayacak. Kemalizm beslediği Erdoğanizm tarafından belki yenilecek ve Erdoğanizm kendi kendini yok edecek. Çünkü bir omurgaları, bir yapıları yok. Sülükler Birliği, Böcükler Birliği, Parazitler Birliği olarak hem kendilerini yok ederken hem ülkeyi yok ederek mahvolup gidecekler. Sevgili arkadaşlar, o halde enseyi karartmaya lüzum yok. Korkmaya, ürkmeye lüzum yok. İnşallah Teala her şey güzel olacak. Durmak yok, yola devam diyelim. Ve 12. olarak kaderi plana bakalım. Arkadaşlar Cenab-ı Hak her yapıya bir zaman verir. İmhal eder, mehil verir ama ihmal etmez. Erdoğan'ın yaptığı zulümler bugün olmazsa yarın. Erdoğanistlerin ve ortakları Kemalistlerin, Erdoğanistlerle beraber ortak olan Kemalist Ergenekoniklerin yaptıkları bugün olmazsa yarın başlarına geçecek. Hukuk döndüğünde hesap verecek, hesap ortaya koyacaklar ve sizler de inşallah Teala mazlumlar olarak hukuk ile hesap soracaksınız. Kaderi plan mahkum etmiştir, kurtulamayacaklar. Ama kaderi plan verdiği mehli ne zaman tamamlar, ihmal etmeden ne zaman onlara gerekli cezayı verir, onu Rabbi Rahim bilir. Biz dua ediyor, gayret ediyor, aktif sabırla yıkılmalarını bekliyoruz. Ne demişti güzel insan? Köksüz ağaçlar gibi yıkılıp gidecekler, savrulup gidecekler ve inşallah Teala siz ve nesliniz bunu göreceksiniz. Sevgili arkadaşlar, toparlayıp bitireyim. Evet, maddi manevi sağlığıyla, psikolojisiyle, aklıyla, fikriyle, yönetme yetisiyle ülkeyi yönetemiyor. Ülke daha büyük kaoslara doğru gidiyor. Kendisinden sonraki döneme birileri hazırlanıyorlar, kendilerini hazırlıyorlar. Erdoğan'ın sonunun ve gidişinin yakın olduğunu hepsi bir hakkın çok iyi bir şekilde biliyorlar. Muhabbetlerimle gidişleri erken olsun. İnşallah mazlumlar fereç ve mahreç bulsun. Hayırlı günler.